İyi akşamlar değerli izleyenler. Ekonomi İzmir programına hoş geldiniz. Evet, bu akşam Aralık ayında 24 Aralık 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan devlet destekli alacak sigortasını konuşacağız. Zamanımız kaldığı sürece de sigortanın farklı branşlarında konuğumla beraber sizlere bilgi aktarmaya gayret edeceğiz. Bu akşam stüdyoda daha evvel de konuk etmiş olduğum HDI Sigorta'nın grup müdürü, Ege ve Akdeniz bölgelerinden sorumlu grup müdürü Sayın Uğur Atilla Bey var. Uğur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Emin Beyciğim. Çok teşekkür ederim. Tekrar davet ettiniz bize. Ben teşekkür ederim. Davetimi kırmayıp kabul ettiğiniz için izleyenlerimize de güzel bilgiler aktaracağız inşallah hep birlikte. Evet, anonsta da demiştim, 24 Aralık 2018 tarihli resmi gazetede bir tebliğ yayınlandı. O tebliğ küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren bir tebliğdi o. Daha evvel buna ilişkinde tabii ki 4 Haziran 2018 tarihinde yayınlanmış Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girilen işte küçük orta ölçekli işletmelere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistemin işleyişine dair kararı dayanılarak bir tebliğ bu. Bu tebliğin detaylarını konuşacağız. Bu tebliğde neler var, neler yok, bunların ne kadarı ticari hayatımıza fayda sağlayacak, ne kadarı lüzumsuz gibi bu detayları sizinle paylaşmak istiyoruz. Şimdi Uğur Bey'in temsil ettiği sigorta şirketi bu kapsamda değil. Onun için ben daha çok konuşacağım. Uğur Bey'e sorular soracağım. Uğur Bey de bir sigortacı olarak görüşlerini bizimle paylaşacak. Şimdi efendim, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devlet destekli bir alacak sigortası havuzu kuruldu öncelikle. Bu ne demek havuz? Türkiye'deki sigorta şirketleri böyle bir riski tek başına üstlenmek ya da bunu yurt dışına satabilme kabiliyeti olmadığı için devlet böyle bir havuz kurdu. Buna ilişkin daha evvel riskli oto sigortaları havuzu evet. var. Deprem sigortası havuzu var, tarım sigortası havuzu var. Şimdi bir de ticari alacak sigortası ile ilgili bir havuz kurdu devlet. Bu havuza Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketleri dahil olabilecekler. İhtiyari bir durum bu. İsteyen şirket katılacak, isteyen şirket katılmayacak. Aynen, şu anda havuzda 3 şirket var. Evet, kimdir o 3 şirket? Halk Sigorta'nın konsorsiyumunda. Zaten Halk Sigorta evet, havuzun yönetimini aynen, üstlenmiş yönetim sigorta. Onda Ziraat Sigorta var ve beraberinde Güneş Sigorta Güneş var. Sigorta var. Üç şirketin de ortak bir özelliği var diğer şirketlere. Üçü de kamu bankasına sahip ve kamu ağırlıklı bir yönetim anlayışında ve zaten Maliye Bakanlığı'nın bir hedefiyle ya da amacıyla yola çıktıkları noktada tabii yani, konsorsiyumu onlar üstleniyor. Yani bu işin sağlıklı yürüyebilmesi için mutlak ve mutlak aynen, bir kamu otoritesinin olması lazım. Banka tarafında mutlaka banka. Değil mi? Yani mali aynen. tahliller söz konusu, mali tabloların tahlili ve risk değerlendirmesi. Kesinlikle. Onun için mutlaka bir bankanın, mali tahlil departmanının olması gerekiyor. Desteğine ihtiyaç aynen. var. Çünkü bir operasyon var burada. Daha çok bankacılık operasyonu var. Şimdi bu hemen kapsamın devamında diyor ki sisteme dahil edilecek KOBİ'ler merkezi risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecektir diyor. Yani her KOBİ ben bu hadi geldim, poliçeyi alamayacak. Ben benim. Geldim bana poliçe yapın evet. Diyen her KOBİ evet başvurabilir ama başvuru neticesinde bir risk değerlendirmesi yapılacak. O risk değerlendirmesi sonucunda evet sen sigortalanabilirsin veya sigortalanamazsın gibi bir evet ya da hayır cevabı aynen, olacak. Aslında bankacılıktaki kısmen bir ticari kredinin aktifleşmesi gibi bir şey. Sizin talebiniz bir banka süzgecinden geçirilecek, kredi süzgecinden geçirilecek. Sonrasında da size çıkacak olan poliçedeki teminat ya da istediğiniz teminatın ne kadar olduğu çıkacak. Şimdi önemli bir detay.
Birçok ben hani piyasada çeşitli firma yetkilileriyle görüştüğümde faturaların üzerine ödeme vadesi yazılmıyor Türkiye'de ya da çok az yazan. İşte bu faturanın ödeme günü 30 gündür peşindir, 60 gündür, 90 gündür, 120 gündür, 180 gündür, 360 gündür yazılmıyor. Doğru. Yazılmıyor. Dolayısıyla burada şimdi 120 gün, 180 gün veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacaktır diyor. Bunu nasıl tespit edecekler? Muhtemelen işte zaten KOBİ'lerin risk değerlendirmesinde bakılacak olan unsurlardan bir tanesi bu. Fatura tarihinden itibaren belki 120 evet. gün geçmişse ama 120 gün değil de 180 gün anlaşmışsa o KOBİ Valör'de müşterisiyle o nasıl tam ayırt edilecek? Bu konuda belli değil. Netlik yok. 120 gün, 180 gün veya 360 güne kadar olan vadeli satışlar için teminat sağlanacak diyor. Ama önemli bir detay daha var. Sadece yurt içi alacakları için evet. bu teminat var. Aynen. Yurt dışı alacakları için teminat yok. Poliçe prim tutarı, KOBİ'lerin toplam yurt içi alacak tutarı ve vadesine göre değişkenlik gösterecek deniyor. Onun biraz sonra detaylarına gireceğiz. O bir tablomuz var. Aynen. Burada 120 günün bir esprisi var ama. Yani 120 gün aslında poliçenin hasarının başlayabilmesi için konmuş olan evet. başlangıç yeri. Yani 120. günden sonra eğer bir talebiniz varsa ticari alacağınızla ilgili poliçe başladıktan 120 gün sonra ilk talep gelebiliyorsunuz. Aynen. 120 gün bekleme süresi aynen. var. Aynen. Evet. Şimdi primin %25'i peşin ödeniyor. Kalanı 3 taksitle ödenebileceği gibi peşin ödenmesi durumunda primden %10 indirim yapılacak deniyor. Bu Halk Sigorta'nın web sitesinden aldığım şey ki yönetmelikte Doğru. de aynı yani çalışma tarife ve talimatla ilgili tebliğde de aynı şeyler var. Ancak ben şöyle bir incelediğimde primler bir hayli yüksek. Aynen. Satılabilir mi bu poliçe? Hep beraber göreceğiz bakalım. Şimdi sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50'sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Ya burada çok önemli bir detay var. Şimdi ben çok yerde sunum yaptım. İnsanlara bunu anlatmaya çalıştım. İşletme sahiplerine, KOBİ sahiplerine. Şimdi şöyle bir tepkiyle karşılaşıyorum Uğur Bey. Sizin de hani bu konudaki yorumunuzu almak istiyorum. Ya arkadaş zaten benim yüksek cirolu müşterilerim kurumsal müşteriler. Bunlarla benim bir şekilde tahsilat sorunum yok. Esas sorunum küçük daha yani hı hı. o ilk %50 yani ciro büyüklüğüne göre sıralanacak küçüktük ilk %50'si kalan %50'si benim için risk diyorlar. Burada bir yani sigortacı gözüyle baktığınız zaman riski tespit etmek anlamında hı hı. yani burada açıkçası nedir müşteri yani kendi yorumunda şey. Bence haklı. Neden? Asıl genelde küçük mal verdiği tüccarda risk daha fazla. Her türlü türbülansta daha çabuk, ekonomik türbülansta daha çabuk yıkılan küçükler oluyor. Dolayısıyla sigortalı da bu tarafta önce orayı aslında teminatlandırması lazım ki değil mi? Ama şu andaki havuz sistemi onu değil de diğerini. Ben şu anlamda sordum. Şimdi normalde büyükten küçüğe doğru ciro sıralanıyor. Sigorta şirketinin aldığı risk de büyük. Aynen. Tam aksine küçükleri sigorta etse yani daha Hı-hı. küçük cirolu alıcılarının şeyini ciro etse orada riski de dağıtmış olur. Doğru yani, söylüyorsunuz. Değil mi? Tespitiniz doğru. Bir mantık hatası var gibi geliyor bana. Havuz şu anda çok taze. Yani şu anda bir aylık, iki aylık bir havuz başlangıcı var. Şu anda talep alınıyor. Çok az poliçe üretilmiş vaziyette. Ve birazdan sizin göstereceğiniz prim hesaplama ve teminat, tazminat hesaplama yöntemlerine baktığınız zaman sigortanın biraz doğasına aykırı şeyler var. Yani şu var. Kısıtlamalar, çok eşikler kısıtlama, var değil çok mi? Fazla. Yani siz bugün bir fabrikayı bir sigorta ediyorsunuz. Belli bir rakama ama oradaki üst limitler çok açık. Yani siz birçok teminatı aynı anda çalıştırtabiliyorsunuz sorumluluklar dahil. Burada ödediğiniz primin
çok az üstünde hasarlarla tazminat alıyorsunuz. Bu tabii biraz poliçenin satışı için biraz risk. Riskli. Şimdi o yani işin ne derler püf noktasını en sona saklıyorum ben ama detayları bir şey yapalım istiyorum, konuşalım istiyorum. Şimdi sizin bir işletme sahibisiniz, işletmenizde de 300 tane 500 tane alıcınız var. Bu 300 alıcıdan toplam cironuzda diyelim ki 10 milyon. Hı hı. 10 milyonun %50'si piyasada olsun, alıcılarınızda olsun. 5 milyon piyasadan alacağınız var. Evet. Bu 5 milyonun 2,5 milyonuna kadar, %50'sine kadar teminat sağlayabiliyor. Ama o 2,5 milyonun tamamında teminat sağlayacak anlamı taşımıyor bu işte. Doğru. Ne diyor? Senin ben en yüksek cirolu müşterilerinden başlayarak %50'sine kadar teminat verebilirim diyor. Doğru. Ama tabloda da göreceğiz şimdi. Ben diyor senden aldığım primin diyor 10 katı ya da 15 katı en fazla teminat verebilirim diyor. En yani fazla. Bu ne demektir? 100 bin lira teminat veriyorsa 10 bin lira prim alacak demektir değil mi? 10 bin liraya karşı 100 bin lira risk 5 milyon lira. Yani 2,5 milyon ya da piyasadaki aynen. Biraz benim verdiğim örnekte. Aynen sizin verdiğiniz örnekte 2,5. Evet. Şimdi bir de bu müşterileri diyor ben senin alıcılarını değerlendireceğim, risk değerlendirmesine tabi tutacağım. Bu değerlendirme sonucunda birden 6'ya kadar onları numaralandıracağım. Yani evet. Bir en az riskli alıcıların diyeceğim. 2 biraz daha riskli. 3 orta. 6 en riskli. Ben diyor bu 6 rating notu alan diyor alıcının için teminat vermem diyor. Şimdi bu da bir handikap. Evet. Ama burada hemen bu cümlenin arkasından şunu da ekleyelim. Ben diyor senin her bir alıcın için sen bana 100 tane alıcı gönderdinse her bir alıcın için bu risk değerlendirme parası olarak poliçe hı hı. yapılsa da yapılmasa da müşteri başına ya da alıcı başına 10 lira, para isterim. Sorgulama parası. Evet 100 tane gönderirsen 1000 lira para poliçe yaptır yaptırma bunu peşin ödemek durumundasın diyor. Aynen. Artısı var. Ben Uğur Bey'in şirketine gittim. Sorgulama yaptırttım. Uğur Bey hoşuma gitmedi. Uğur Bey'in kaşı var, gözü var dedim. Gittim başka bir şirkete. Orada sorgulama yaptırdığım zaman Uğur Bey'in yaptığı sorgulamayı kabul etmiyor. Mutlaka yeni baştan bir sorgulama ücreti. Hani havuz yapıyordu bunu. Aynen öyle. Aynı değil mi? Bu da bir handikap. Doğru. Bu da bir handikap. Çok doğru yani, bir tespit. Havuz bu sorgulamayı yapıyorsa, bu reyting sonuçlarını havuz veriyor ise bir kere alırsın. Yani ikinci bir şirketten yapılıyorsa bir daha alınmasın mesela. Aynen. Defolarından bahsediyorum ben, evet. Şimdi teklifin kabul edilmesi durumunda oluşan primin üzerine talep sorgusu için belirlenen 10 TL ve değerlendirme aşaması için de belirlenen o 10 TL toplamda 20 TL olacak şekilde eklenir diyor. Yani 10 lirayla da kalmıyor. Siz poliçeyi yaptırmaya karar verirseniz bir 10 lira daha istiyor sizden müşteri başına. Evet. Tabii 10 müşteri 200 milyon yapıyor. 200 lira. Yani 2000 lira yapıyor değil mi? 100 müşteriniz varsa 100 müşteriniz 20 2000 liradan tabii, 2000 lira para yapıyor. Şimdi tabii kredi kuruluşları poliçede dayını mürteyin olarak eklenebiliyor. Bu avantaj bir şey. Yani ama ben biraz inceleme yaptığımda diyor ki merkez ya da bu havuzu yöneten merkez diyelim riskli sigortalar havuzu diye geçiyor. Devlet destekli alacak sigortalar havuzu diye geçiyor. Diyor ki benden sigorta yaptırdığın takdirde senin aktifinde kayıtlı varlıkların üzerinde bir tasarrufta bulunmak istersen yani bir yerde bir işin dolayısıyla teminat göstermek istersen rehim vermek istersen vesaire vesaire veya satmak istersen benim haberim olacak diyor. Evet. Benim iznim olmadan diyor aktiflerin üzerinde diyor bir tasarrufta bulunamazsın diyor. Bu da çok önemli. Enteresan bir konu, önemli bir konu. Şimdi gelelim
şu tablomuza yönetmenimiz bize bir ekrana getirirse. Şimdi ciro, evet. Bu tabloda gördüğünüz üzere 1 milyon cirosu olan bir işletmede 120 güne kadar vadeli satışı olan bir firma derse ki ya benim 1 milyonluk cirom var. İşte 50 bin lira teminat vereceksiniz, 5 bin lira prim ödemek durumunda bu arkadaşımız. Aynen. Eğer alacakları 180 gün vadeli ise 8 bin lira prim ödemek durumunda. Evet. Ve alacağı teminat da 80 bin lira. 360 güne kadar vadeli satışlar dolayısıyla alacağı varsa piyasadan 14 bin lira prim ödeyecek, 140 bin lira teminat. Primin hesaplanması doğru olabilir. Neden? Çünkü makas açıldıkça... ama teminat çok prim artıyor. Prim artıyor. Doğrusu 365-360 gün. Tamam. Ama teminatın karşında alacağı tazminat rakamı gerçekten riskinin çok altında. Yani 1 milyonda neredeyse %14'üne hitap edecek. %10. %10. Yani ilk kademeler %10. Bakın 140. Son kademe %14. Evet. %15 son kademeler. Son 2-3 kademe %15. Ama burada unutulmaması gereken bir şey daha var. Bu 14 bin üzerine sorgulama parası verecek. Hani 100 müşterisi olsa 2 bin lira daha öyle verecek. 16 bin yapacak. Evet. 16 bin yapacak. Daha bitmedi. Bir de diyor ki ya arkadaş ben diyor eğer alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ile ilgili alıcının skoruna göre yani o 1 ile 5 arası, 6'yı artık zaten kapsam dışında bıraktım. Evet. 1 ile 5 arasındaki müşterilerine göre diyor, ben sana diyor bu teminatların %70'ini ya da %90'ını garanti ederim diyor. Aynen. Ya o zaman hani %70'ini de garanti ettiğini düşünürsek %70 ne yapar? 7, 70, 28, 98 bin lira yapar 140 bin liralık teminatta. 98 bin lira teminata karşı 16 bin lira para ödenecek. Siz sigorta şirketi olarak böyle bir ürün satılabilir mi sizce? Şimdi ben... Yani şöyle diyeyim, 98 bin lira bir aracınız var, 16 bin lira şey istiyorsunuz, prim istiyorsunuz. Yani kasko ile mukayese edelim. Tabii kaskodan bir farkı var. Biraz görünmez bir riski, finansal bir riski konuşuyoruz. Yani tabii duran bir geçmiş riski olmayan, ölçülmesi kolay aynen olmayan. Ancak bir de ürünün, yani bizim sigorta tarafında bir ürünün satılabilmesi için primle hasar tazminatı arasındaki makasların açık olması lazım. Yani siz bugün 1000 lira ödüyorsanız 100 bin liralık bir aracın ya da 100 bin liralık bir emtianın ya da 100 bin liralık bir değerin karşılığında sigortadan tazminat alabilecek bir açık makasını görmeniz lazım sigortalı olarak. Şimdi siz bir tüccar olsanız, bir KOBİ işletmecisi olsanız tablodaki örneklerden işte 5 milyon liralıkta 5 milyon liraya karşı karşınıza çıkacak olan tablo eğer 14 bin lira ödeyip karşınıza çıkacak olan tablo 140 bin liraysa yani baktığınız zaman 5 milyona karşı ne demişiz orada? En fazla alacağı tazminat rakamı 600. 5 bin prim öderse evet. 120 gün vadeli alacaklar için 50 bin lira teminat alabiliyor. 180 gün vadeli alacaklar için 8 bin lira prim ödüyor, 80 bin lira alıyor. Yani evet. Zaten şurada bir tablo var. Bu en fazla alacağı 5 milyonda 615 bin lira. Yani 5 milyonluk... 61 bin lira prim ödeyecek, 615 bin lira prim alacak. Dolayısıyla bu tabloda baktığınız zaman insanı huzursuz eden yaklaşık siz ödediğinizin %10'unu, %10 katına kadar hatta tazminat talep etmiş. Riskiniz bunun 100 katı. Şimdi tabii böyle bir 100 katı olan yerde primin 10 katı kadar bir tazminatla sınırlı kalırsanız tabii ki poliçeyi satın almak noktasında sigortalı olarak almamayı tercih etme ihtimaliniz çok yüksek. Havuzun yarattığı en büyük aslında başlarken ki en büyük handikapı bence prim tablosu. Yani prim tablosu, tazminat tablosu. Şimdi bu da yetmiyor. Diyor ki ben hani birinci kademede 0'la 5 milyon cirosu olan KOBİ'ler için diyor alıcı başına da 100 bin lira maksimum teminat veririm diyor. Yani o sizin sıraladığınız ya en büyük alıcılardan aşağıya doğru. Evet. Yani sizin alacağınız 2,5 milyon ama müşterinizin birinde 1 milyon alacağınız var. Ben diyor 100 bin lira teminat veririm. Onu üst limit koymuş ona. Evet. Evet. Yani bu da bir kısıt aslında. Tabii. 5 milyonla 15 milyon cirosu olan
KOBİ'ler için de diyor ki alıcı başına 200 bin lira teminat veririm. Evet. 15 milyonla 25 milyon cirosu olan KOBİ'ler için alıcı başına 300 bin lira teminat veririm diyor. Yani bu, yani birkaç parametrik kısıtlama var. Bir tane de değil. Ve tabii KOBİ tanımı burada farklı değerlendirilmiş. KOBİ dediğiniz zaman onun kriterleri farklıydı. Burada sadece ciro kriteri dikkate alınmış. Hı hı. Ve 25 milyonun üzerinde cirosu olan işletmeler bu poliçeyi zaten alamıyorlar. O da tehlikeli. Yani rahatlatmayacak bir şey. Işte, tabii 50 milyon cirosu varsa bir işletmenin ya da 25 milyon 1 lira cirosu varsa bu kapsam dışında. Evet. Bu da bir tabii şey. Bir de tabii biraz evvel tabloda gösterdiğimiz o tablomuzu bir daha alırsak, şimdi 140 bin lira teminatımız var diyelim. Bu teminatın eğer %90'ını bize vermişlerse, alıcılarımızın riski düşük çıkmışsa, %90 ne yapar? 9, 4 kere 9, 36, işte 126 bin lira yapar. 126 bin liradan bir kere kayıtsız şartsız 2500 lirası muaf. Evet. Bir de o var. Bir de muafiyeti var, evet. Muafiyeti var. Yani baktığınız zaman 3 milyon cirosu olan bir işletme 15 milyon prim ödeyecek. 150 bin lira teminat alacak. Bu da 120 gün vadeli alacaklar için. Bu 120, 180 ve 360 gün vadeli alacaklar önemli. Birçok işletmede de böyle bir tasnifin olduğunu bilmiyorum. Yani çok kolay tasnif edilecek bir şey değil bu. Evet. Şimdi baktığımız zaman en yüksek limit, yani ben 25 milyon cirosu olan bir işletmenin sahibiysem, alacaklarım da 170 gün, 120 günse düzeltiyorum, 80 bin lira prim ödeyeceğim. 80 bin lira prime karşı 1 milyon 200 bin lira teminat alabileceğim. O 80 bin üzerine işte kaç tane müşterim var, 200 tane müşterim varsa 20'şer liradan 4 bin lira da öyle ödeyeceğim. 84 bin lira 3 taksitte ödeyeceğim. Bu ekonomik krizde... Aynen. Bu sıkıntılı bir rakam. Yani %25'ini peşin ödeyeceğim ama hani peşin ödersem 80 bin lira tırık ödersem %10 indirim yapılacak. Sigortada tabii bir bu işin belki eksik kalan bacağın en büyük tarafı şu. Sigortada bir şey sigorta ettirdiğiniz zaman rahatsınız. Yani ben özellikle son dönemde hasar olduğu zaman eskisi gibi sigorta poliçesi, doğru bir poliçesi olan müşterilerin en az hasarda bile, en ağır fabrikası yandığında bile can kaybının dışında bir şey düşünmüyor. Doğru poliçeyi satın aldıysa. Dolayısıyla sigorta şirketinin onu ödeyeceğini biliyor. Tekrar finansal hayata, tekrar ekonomik hayata döneceğini biliyor. Ve hızlı bir sürede. Şimdi burada sizin bu riski aldıktan sonraki sürede nasıl tekrar hayata dönebilirsiniz ki ticari batağı yedikten sonra? Dönemezsiniz. Yani bu bir KOBİ'nin tekrar hayata dönmesine destek olacak bir yerde değil. Yani eksiklikler tazminat rakamlarında. Buraların mutlak surette sürecin içinde poliçe teminatın yükselmesi lazım. Primler zaten yüksek. Bir de ben şunu düşünüyorum Uğur Bey. Yani bu aslında böyle bir sigortayla kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak için vesile de olur. Yani doğrudur, dense doğrudur. Ki ya arkadaş ben senin bütün alacaklarını teminat altına alacağım. Evet. O zaman ne olacak? Herkes alacağını kayıtlı hale getirecek. Doğru, doğru, doğru. Değil mi? Yani kayıt aynen öyle. Çok doğru bir yere. Kayıtlı ekonomi, kayıt dışı ekonomi. Daha çekip düzenlenirsiniz. Tabii yani siz şimdi böyle o zaman adam diyecek ki ya ben demek ki en yüksek ciro alacağım olan müşterileri kayıt altına alayım, diğerlerini kayıt altına almayayım da diyebilir. Aynen, aynen. Ya doğru burada ama tabii dünyadaki uygulamaları nasıl çok açıkçası araştırma fırsatı bulamadım ama burada temel kural olan işte büyük sayılar kanunu var. Yani evet. Poliçe adeti çok olsa Türkiye'de KOBİ bildiğim kadarıyla 700 bine yakın KOBİ var. Doğru. Ya bu 700 binin 100 bini sigorta yaptırsa bu teminatlar da çok artar. Efendim primler de düşer. Zaten bütün havuzlarda yani sigortanın aslında çok doğru bir yere temas ettiniz.
büyük sayılar kanunu çalıştıramadığınız hiçbir proje, hiçbir ürün maalesef devamlı kalıcı olamaz. Kalıcı olamıyor, yani. Devamlılık da sağlayamıyor. Siz büyük sayıları burada bu üründe, buna şu anda talep var. Siz sahada işin içinde olan bir abimizsiniz. Baktığınızda müşterilerinize gidip geldiğinizde ilk aldığınız tepki kısmen biraz daha fare doğurdu gibi oluyor. Yani insanların özellikle tazminat rakamındaki beklentisi bu kadar küçük değil. Primi ödemeye belki razı olan işletmeler olabilir. Hatta o bahsettiğiniz masrafları da verebilirler. Ama almaları gereken tazminat rakamı daha yüksek olmalı. Evet. Evet. Yani ben de dediğiniz gibi yaptığım temaslarda ya bizim işimize yaramaz gibi deniyor. Neden deniyor? İşte yani 25 milyon cirosu olan bir işletme piyasada eğer 15 milyon alacağı varsa ya da 5 milyon alacağı varsa alabildiği teminat tutarı en fazla 2 milyon 625 bin lira. Kalan işte 5 milyon alacağı var. Kalan evet. İşte 2 milyon küsür ya da 3 milyon küsür bakiye kaldı. Onlar ne olacak? Yani burada gerçekten kayıtlı olan, faturalı olan bütün alacakları teminat kapsamına alsa bu poliçe, bunları da gene risk değerlendirmesi yapsın, ona göre fiyatlama yapsın vesaire, bir hani data altyapısı da oluşmuş olur Türkiye'deki bütün işletmeler için. Evet. Bir işte Findex gibi kurumların işine yarayacak bir sürü data da edinmiş olur. Aynen. Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için de ciddi bir vesile olur diye doğru düşünüyorum ben. Evet, sizin bu konuda hani ya şöyle de olsa daha güzel olur. Bu ürüne şunu eklesek, mesela hukuksal koruma teminatı yok. Ayrıyeten yani bir dava süreci söz konusu olursa bu Barolar Birliği'nin belki dediğiniz gibi olabilir. Evet. Hayır, Barolar Birliği'nin diyor tarifesi üzerinden diyor avukatlık ücreti de ödemek zorunda diyor şey. KOBİ mi? KOBİ. Yani hukuksal koruma teminatı aslında çok rahat yaratılacak bir teminat. Tabii. Yani yaratılabilir. Yani tabii poliçe havuz çok taze. Yani alacak sigortaları havuzu çok taze. Havuz yöneticileri bunu geliştirirler mi? Bu gelelim piyasadan zaten, gelen tepkileri. Zaten bugünkü programımızın amacı da bu. Yani aynen. Şey birilerinin kulağına kar suyu kaçıralım. Yani böyle aslında niyet çok güzel. Çok evet. Düşünce çok olumlu. Ama ve lakin uygulanması çok kolay, pratiğe değil. Dökülmesi çok kesinlikle kolay değil. Onun için yani hem Sayın Ekonomi Yönetimi Sayın Albayrak, Berat Albayrak Bakanımızın veya ilgili bürokratlarının inşallah kulağına gider. Bu konuyu biraz daha yani en azından piyasadan bir feedback alarak, piyasanın nabzını yoklayarak neler yapılabilir konusunda belki bir iyileştirme. Yani burada havuzun büyük ihtimal mantığında tabii biz bilmiyoruz onu, ben bilmiyorum açıkçası bireysel olarak. Temel çıkışı ekonomiyi türbülanslara karşı diri tutabilmek. Özellikle KOBİ'leri. Kesinlikle şimdi öyle. Bunu niyet çok doğru. Aynen. Dolayısıyla bu havuza daha çok prim akmalı ki, daha çok katılımcı olmalı ki havuzda gelecek olan tazminatları karşılayabilsin. Tamamen bireysel olarak, yani bir sigortacı gözüyle de değil, aslında bir ekonominin bir bireyi olarak şöyle bakıyorum. Yani mesela aynı anda her sektör tüm krizlerden etkilenmiyor. Örneğin tekstil sektörü etkilenirken demir çelik sektörü daha farklı etkilenebiliyor. Şimdi siz bütün KOBİ'lerin aynı anda krize girmesini beklememiz bir kere ekonominin tabiatına aykırı. Bazı sektörler kazanıyor. Bazı sektörler kaybediyor. Orada havuz diri kalmalı ki, çok olmalı ki birbirini sürekli suyu temizleyebilmeli. Sübvanse etsin. Aynen. Mi? Dolayısıyla burada bence piyasadan ilk gelecek tepkiler poliçenin teminat, tazminat karşılıkları konusunda biraz havuz yönetimini farklı şeyler yapmaya ve ekonomi yönetimini farklı şeyler yapmaya itecektir ve öyle olacaktır. Umut ediyorum. İyi bir şey olarak öyle olmasını arzu ediyoruz. Evet, yani arzu neticede ediyoruz. Gerçekten ekonomimiz için bu bir şeydir. Hani çarkların dönmesine vesile olacak bir argümandır bu alacak aynen sigortası. Ama işte kullanılmayacak bir ürünse yani o çarkın içine şey hani yağ olması gerekirken şey vida gider aynen çarkları bozar, çarklar kırılır vesaire.
Şimdi efendim ben aklıma şu anda mesela geldi. Tarsim'de tarım sigortalarında primde bir devlet desteği var. Evet. Burada niye yok? Madem ki bu havuz. Burada da olabilir öyle bir şey. Yani yani çok dediğim gibi 2 aylık bir organizasyon. Çok başında belki dediğiniz şeyleri. Ben tamamen şu anda irticalen aklıma gelenleri konuşuyorum. Mesela denebilir ki ya arkadaş işte yılda atıyorum 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira vergi vermiş. Yani herkesin vergi beyannamesi belli. Vergi vermiş KOBİ'ler için ben bu sigorta için %3, %5 verdiği verginin %3'ü, %5'i kadar bir prim desteği sağlıyorum. Yani bir vergisini düzenli ödeyen mükelleflere de bir şey olur, ne derler, jest olur ya da onların bu sigortayı satın alması için bir teşvik olur vesaire. Evet. Yani bu tamamen şu anda aklıma gelen bir şey. Gene bence havuzun bütün bu tür sizin gibi ekonominin içindeki bütün sigorta sektörünün içindeki bütün feedbackleri alması lazım. Çok taze evet, çünkü. Evet, evet. Yani bütün feedbackleri alacak, önüne koyacak, ne yapabiliriz? Havuz bize ne kadar bu konuda şey, ne kadar satabiliriz, satmamız mı doğru ve benzeri bunu yapması lazım. Bu adı üzerinde devlet destekli dediği için şimdi havuzda toplanan primlerle ödenecek hasarlar eğer birbirini dengelemezse, hasar evet. fazla olursa devlet bunu karşılayacak zaten. Devletin desteği orada var. Ama yani eğer prim akışı olmaz da hasar çok olursa devlet buradan çok daha evet. fazla zarar görmüş olur. Bence kesinlikle. Havuza prim akışını teşvik edecek yöntemler bulmak lazım diye düşünüyorum. Doğru düşünüyorsunuz. Ben size katılıyorum. Benim tespitleriniz evet. çok doğru. Gene biraz şey konuşalım. Sizin pert araçlar için kasko sigortanız var. Aklımıza gene programın ilerleyen zamanlarında bir şey gelirse bunu paylaşırız. Şimdi Türkiye'de malum işte 10 yaşından büyük araçlara kasko yapılmıyor. Çoğu şirket yapmıyor. Bir işte hasar görmüş ve pert sıfatı o araç için kullanılmışsa, pert olmuş araç denilmişse o aracın tekrar ekonominin hizmetine sunulması, onarılıp tekrar trafiğe çıkması durumunda o araçlara teminat yani kasko teminatı bulmakta zorlanıyoruz. Ama bildiğim kadarıyla sizin ve birkaç şirketin daha bu pert araçlar için kasko uygulaması var. İsterseniz biraz bu konuyu bir izleyenlerimize aktaralım. Ondan sonra bir de kefalet sigortası var. Onu tamam. konuşalım bir miktar. Şimdi sektör özellikle Tramer'in 2008'den itibaren aktif olarak hayatımızda yer almasından sonra iyi müşteri kötü müşteri ayrımını çok belirgin bir şekilde yaptı. Bunun içinde bütün sigorta şirketleri iyi müşteriyi aradı. Teknoloji geliştikçe, yazılımlar geliştikçe herkes kendine olması gereken, inandığı underwriter'ın inandığı müşteri gruplarını çekti. Ve sonunda finalde de herkes kaskoda kar yazabileceği alanları gördü. Çünkü ticaretin temelinde bir kar var. Sigorta şirketlerinde böyle bir finalde kar yazma amacı tabii var. Yani sigorta şirketleri hayır aynen. kurumu değil diyorum aynen. ben. Yani onlar da kar etmek amacıyla kurulmuş bir ticari işletme AŞ. Ancak bunu yaparken bir yerde tabii ki herkes pastanın iyi tarafını istediğinde bir baktık bazı yerlerde ekonomiye tekrar kazandırılması gereken müşteri grupları var. Mesela bir araç pert edildiğinde 2 tane pert kavramı var sigortada. Pert tam ziya demek gerçekten. Yani trafikten çekilmesi lazım aracın ve hurda olarak ayrılması lazım. Aynen öyle. Ancak Türkiye'deki sigorta termininde ve uygulamalarında pratikte siz bir aracı pert ettiğinizde aracın belli bir rakam %40'ını %50'sini geçtikten sonraki tamir masrafı geçiyorsa. Aynen müşterinin de rızasıyla karşılıklı istekli o da yeni bir araç alacaksa araç pert işlemine tabi tutuluyor. Soltaj değeri ve benzeri yapıldıktan sonra. Şimdi bu arabada bu bazen 2 kapı bile bir arabayı pert edebiliyor. 2 kapı hasarı. Özellikle yabancı model arabalar, evet. yüksek modelli araçlar. Şimdi bu tür trafiğe tekrar çok rahat çıkabilecek, güvenli sürüş arz edebilecek araçların sigortasının yapılması gerektiğine biz şirket olarak kanaat getirdik ve yaklaşık 2-3 yıldır
Bunu uyguluyoruz. Bizim gibi uygulayan benim bildiğim 3 ya da 4 şirket var. Var. Sektörün evet. Diğer şirketlerin henüz daha burada bir aksiyonu yok. Bizim bir farkımız var. Biz tüm kullanım tarzlarını yani ağır vasıta dahil otobüs, kamyon, hususi oto ve kamyonet olarak yani tüm marka ve şey ya daha doğrusu kullanım tarzına göre aynen. Her araca bu şeyi poliçeyi yapıyoruz. Evet. Şimdi buradaki çalışma şeklimiz şöyle oluyor. Genelde 15 yaşa kadar pert işlemi görmüş geçmiş yaşantısındaki araçlara bizden teklif istediklerinde tekrardan bunları nasıl ekonomiye kazandırırız, nasıl sigorta sektöründeki havuza iyi müşteri olarak kazandırabiliriz noktasında yaptığımız işlem bize talep geldiğinde araçla ilgili önce bir fiyatlama yapılıyor. Yani acentelerimizden bize geliyor. Biz merkezden bir fiyatlama gerçekleştiriyoruz. Yani biraz evvel alacak sigortasında konuştuğumuz gibi o müşterinin reytingine bakıyorsunuz. Risk derecesine bakıyorsunuz. Müşterinin reytinginden ziyade şuna bakıyoruz, araca bakıyoruz. Çünkü pert olan araba, müşteri değil. Ha, siz mesela çok iyi araba kullanıyorsunuz. Farkına varmadan da pert bir araba almış olabilirsiniz piyasadan. Ha. Yani almış olabilirsiniz. Dolayısıyla... Peki o aracın hasar geçmişine mi bakıyorsunuz? Yani ne kadar bir... Şuna bakıyoruz. Araca bizim kendi anlaşmalı servislerimizde, hızlı destek servislerimizde ve özel anlaşmalı servislerimizde şu anda genel olarak hızlı destek servislerimize yönlendiriyoruz araçları. Orada eksper arkadaşlarımız var. Hemen araç geldiğinde organize olan. Aracın bize ekspertisini yapıyor. Bunu iki şey için yapıyoruz. Sigortalının da hasar durumunda sağlıklı işlemleri yürüsün diye. Çünkü geçmiş yaşantısında sıkıntı yaşamış bir aracın bir hasarını daha kabul edeceksiniz ileriki durumlarda biz sigorta şirketi olarak onun ön hazırlığını yapıyoruz. Yani şuralar kapı değişmiştir, şurası değişmiştir, burası değişmemiştir gibi ve bu daha sonra bizim hasar servisimizde ufak bir işleme tabi tutuluyor ve akabinde bu araç sigortalanabilir noktasında hareket ediyoruz. Araç sigortalanıyor, müşteri kabul ediyor, biz kabul ediyoruz, prim tahakkuk ettiriliyor ve poliçe hayata geçiyor. Müşteri de aracına rahatlıkla binebileceği bir kasko poliçesine sahip oluyor. Şimdi farkı ne diyeceksiniz diğer kaskodan? Buraya kadar sadece bir işlem farkı var. Yani sigortalanmadan önce aracınızı götürüp ekspertize... Peki bundan sonrasında normal bir yaşantısına devam ediyor. İMM teminatı alabiliyor. 100 bin liraya kadar İMM alıp %25 ile manevi tazminat hakkını alabiliyor. 20 bin lira ferdi kaza alabiliyor. Bunun dışında yapmak istediği şey yine bir ağır kazası olur ve pert olacaksa sigorta piyasadaki teamüldeki %40 ve üstündeki yerde şirket takdiri pert edelim noktasına gidiyor. Tekrar bir pert işlemine tabi tutuyoruz. Burada tek soru işaret tuşu belki müşteri ya da sigortalılarımız izliyorsa onları soracağı şey şu olabilir. Benim arabamın rayici ne olacak noktasında. Ben de soracaktım. Biz sigortayı ederken rayiç bedeli üstünden yapıyoruz. Yani aracı orada bir şaibe ya da eksik sigorta durumu yaratmamak için. Ancak rayiç bedelin %70'ini üst baz olarak alıyoruz. Yani bunun sebebi de şu. Araç geçmişte bir pert işlemine uğramış. Bazıları çıkma parçalar, bazıları yan sanayilerle tamir edip tekrar ekonomiye kazandırmış. Burada o payı son tazminat hesaplamasında poliçemize özellikle yazıyoruz. O zaman izleyenlerimizin net anlaması için şunu herhalde şöyle demek lazım. Sizin sigorta ederken aracın rayiç değeri olarak 100 bin liraysa farz-ı mahal. Evet. Kaza yaptığında da 110 bin liraysa piyasa değeri. %70'ini 77 bin lira. Aynen. Per total olduğunda maksimum 77 bin lira para ödenecek. Aynen. Çünkü geçmişte yaşadığı bir ilişki arabanın ciddi bir hasar var. Dolayısıyla peki üst limit var burada da alt limit var mı Uğur Bey? Hani maksimum %70 diyorsunuz ya. Hı hı. Yani alt limit var mı? Hani minimum şu kadar %40'ı mı 50'si mi 80'i mi 80 alamaz tabii de 65'i midir? Yani şu var bizim genel olarak oradaki tabii kriter şirket, ne yani değerlendirmeyi neye göre yapıyorsunuz? Genel olarak piyasa rayiçleri zaten çok yukarıda değil mi? Yani bir de burada sigorta şirketinin bir ürünü satma niyeti biz genel olarak niyet boyutunda söyleyeyim, uygulama boyutunda sigortalıyla bir iyi niyet boyutunda gidiyoruz. Bu bizim üst kriterimiz ama hiçbir zaman alt kriterimiz 45 olmuyor. Yani çünkü neden? Zaten burada bir rayiç var. Yani müşteriyi o kadar mağdur edemeyiz. Bir de ürünü satıyoruz ve satmaya daha da devam etmek istiyoruz. Dolayısıyla yayılmak istediğimiz bir ürün. Bunun için satarken kötü bir algı, kötü bir müşteri imajı bırakmak hiçbir zaman istemiyoruz. Zaten şeyde biliyorsunuz
aracın rayiç değeri üzerinde sigortalı ve sigortacının anlaşması söz konusu. Siz %70 maksimum diyorsunuz. Hani %69,5 olur da işte arayı bulursunuz. Müşteriler zaten genelde o araya yola yani gelirler. Yani zaten bir önceki ekspertiz raporu da bize yol gösterici oluyor en başında. Peki bir şey şimdi aklıma soru geldi. Böyle bir araç geldi. Siz ekspertizi yaptırdınız. Evet, kabul edilebilir bir araç oldu. Sigortasını yaptınız. Bir sene geçti. Hiçbir hasarı yok. İkinci sene yeniliyorsunuz. Hasarsızlık indirimini kazanıyor. Hasarsızlık indirimi kazanıyor. Peki gene pert araç muamelesi devam ediyor mu? O araç için devam ediyor. O araç ama için ama o aracı satarsa yeni bir araç aldığında sıfır bir araç aldı pert, oradaki hasarsızlık indirimi kendine kullanabiliyor. Bu bizim sigortalıya sunduğumuz iyi bir olanak. Tamam. Bu önemli bir detaydı. İyi oldu bunu. Bir diğer de şey var. Hasar uygulamalarında bir notumuz daha var. O da şu. Araçlarımızı genelde özel anlaşmalı servislerimize ve EDS servislerimize, hızlı destek servislerimize yönlendiriyoruz bu poliçe için. İki sebepten dolayı, bir tamir hızı için, iki parça kontrolünün ve işçilik kontrolünün bizde olmasını istiyoruz tekrar bir hasara geldiği zaman. O şey değil mi, poliçenin özel şartı. Özel şartı. Yani bir hasar ve sigortalı kısmı, bir para ödemeden. Kısmi hasar yaşadığı zaman dışarıda ben, yani benim tamircim ya da yetkili aynen servise değil, sizin yönlendirdiğin servise gitmek aynen durumuna. Aynen öyle. Tamam. Evet, bu konuda bir sizin bir de trafik kasko muydu? Trafik kasko diye bir ürününüz var. Avantajlı kasko muydu? Evet, avantajlı kasko diye. Bu da işte hem trafik hem kasko bir arada bir kombine üründü. Ama şu trafik kasko dediğimizde şey vardı sizin. Trafik poliçesi yaptırıp da kasko poliçesi yaptıramayan kişiler için ekstra bir teminat sunuyordunuz değil mi trafik poliçesiyle beraber? Şimdi burada trafik kasko poliçesini ayrı ayrı takip etmek yerine iki ürün bir arada olduğu, kolay takip edileceği bir ürün şeklinde kombine. Aynen, kombine yaptığımız bir ürün. Evet. Burada ikisi aynı anda kesilirse müşteriler trafik poliçesini 9 taksitte kasko poliçesi gibi sahip olabilecekleri bir şansına ürün. Şansına sahip oluyorlar. Burada bir tek farkımız şu, bu burada biraz müşterinin özel olması lazım geçmiş yaşantısının. Az önceki gene gibi hasarlı değil de rating, evet, sigorta ratinginin yüksek olması gerekiyor. Anladım. Yani burayı yakalayan bir müşteri ise bu ürünü hem 9 taksitte hem ucuz olarak alıp kombine olarak kullanma şansına sahip. Yani siz burada hani biraz evvel söylediğiniz sigorta sektöründe iyi müşteri aynen seçimini burada yapıyorsunuz. Bu poliçede yapıyoruz. Anladım. Evet. Şimdi efendim bu akşamki esas konularımızdan bir tanesi de kefalet sigortasıydı. Biraz isterseniz zamanımız az kaldı. Kefalet sigortasını da konuşalım. Çünkü ticari hayatta önemli bir yer tutacak ürünlerden bir tanesi benim şahsi değerlendirmeme göre. Şimdi KOBİ'lerimiz veya sanayicilerimiz veya ticaret erbabı olan tüm kurumsal ya da gerçek kişiler çeşitli taahhüt işlerine giriyorlar ve bu taahhüt işlerinde devlet ihalelerine giriyorlar vesaire. İhale makamı ya da işte iş veren diyelim teminat mektubu istiyor. Bunu da bankalardan teminat mektubu temin edip ilgili kuruma takdim ediyor idi bugüne kadar ticaret hayatındaki gerçek ya da tüzel kişiler. Şimdi bir kefalet sigortası ticari hayatımıza girdi ki bu epeydir var ama çok fazla hani bilinmediği için uygulanmıyor. Gene kısmen burada yabancı menşeli şirketlerin yani daha doğrusu iki şirketin organize ettiği bir organizasyonken şu anda yerli şirketlerin de katılımı var. Evet, bu konuda üç şirket var Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı orijinli. Onları söylememizde bir mahsur yok. İnsanlar bilsinler. Kofas, Atridius ve Hermes bildiğim kadarıyla değil mi? Doğru. Şimdi burada ne teminatlar var? Bunu izleyenlerimiz aslında bankadan teminat mektubu aldıklarında ödedikleri komisyon oranı devresel olarak yıllık toplam %4. Yani teminat mektubunun %4'ü, %5'i bazen. Yani firmanın tabii riskine göre bankalar onu ölçüyorlar.
Ama benim bildiğim kadarıyla da %1 minimum teminat mektupları için alınan komisyon ve dolayısıyla bu sigortanın da prim olarak alacağı bu bankaya ödenilecek olan teminat mektubu komisyonlarına yakın. Burada ne var avantaj olarak? Banka sizden bir teminat istiyor. Bu gayri nakdi kredi limiti dediğimiz bir limit oluşturabilmesi için müşterilerinden, mudilerinden teminat istiyor. İşte ipotek, gayrimenkul teminatı veya işte ne bileyim devlet tahvili, hazine bonosu vesaire gibi ya da mevduat, vadeli mevduat bloke ediyor vesaire. Sigortada bu şartlar yok. Ama önce isterseniz teminat türlerine bir bakalım. Şimdi avans ödeme teminatı diyor. İmalat bakım onarım teminatı. Yani hangi türler için teminat veriliyor? Emniyeti suistimal teminatı, gümrük ve mahkeme teminatı, ihaleye katılım, geçici teminat veya ihalenin sizde kalması durumunda kesin teminat olarak da bu poliçe verilebiliyor. Ödeme teminatı var, performans teminatı var, sözleşme teminatı var. Ek olarak alınabilecek süre, işte normalde bir yıllık bir poliçe bu. İşte poliçenin başladığı gün 12'de başlıyor, işte bir yıl sonundaki gün 12'de bitiyor ama bunu örnek vereyim, bir ihale işin yapım süresi 24 aysa, 36 aysa bu ek sözleşmeyle poliçenin süresi de uzatılabiliyor. Bu teminatlar var ama biraz evvel hani alacak sigortası için konuştuğumuz gibi burada da belirli ön şartlar, ön kabuller var. Diyor ki en son yıla ait hesap özetleri ile varsa bağımsız denetim raporunun sigorta şirketine verilmesi lazım. Sigorta şirketi bir ön inceleme yapacak. O ön inceleme sonunda size evet ben bir şu kadar limit aştım diyecek. Bu limitler çerçevesinde bu sigortayı yapabilirim diyecek. Ama bu poliçeyi yaptıktan sonra da sigorta şirket diyor ki arkadaş ben sana kefil oldum ama ya yani bir yerde kefalet sigortası dediğimiz kefil olmak demek. Ama diyor sen bu poliçeyi aldıktan sonra aktiflerinde var olan değerlerin üzerine bir tasarrufta bulunmadan evvel bana bilgi vereceksin diyor. Yani binan varsa, arsan varsa satmadan önce bu arsayı satmaya kalkarsam benim mutlaka bilgim olacak. Binayı satmaya kalkarsam bilgim olacak. Veya bu binayı bir başka ticari faaliyetin dolayısıyla bir binanın üzerine rehin, ipotek koydurmak durumundaysan benim bilgim olacak diyor. Kısmen daimi mütevelli bir işlem gibi. Aynen öyle. Yani bu şartlar var. Yani burada da tabii böyle her istenen durumda teminat mektubu hemen işte ben bir saat önce aradım, bir saat sonra teminat mektubu yerine verin bana. Bu süreç çok hızlı çalışmıyor. Mutlaka böyle bir durumda izleyenlerimizin şu konuyu dikkat etmesi lazım. Böyle bir teminat sağlanacak ise mutlaka 3-5 gün öncesinden, belki bir hafta öncesinden sigorta şirketine başvurup gerekli belgeleri sunması ve o belgelerini sunduktan sonra evet biz size kefalet sigortası tanzim edebiliriz cevabını aldıktan sonra poliçeleştirilebiliyor. Dolayısıyla hani ben akşam arayayım sabah poliçe alayım yani kasko gibi trafik gibi böyle çok kolay üretilebilen bir poliçe değil. Değil. Burada siz sadece bir sorum olacak size. Bu ürünü yani kefalet sigortasında süreç, teklif alma süreçleri yeteri kadar kısa mı yoksa çok mu uzun? Uzun. 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 Onun için zaten mutlak böyle bir ihtiyacı olan işletme sahiplerinin mutlaka bir hafta en azından bir hafta öncesinden
ya acentesine ya sigorta şirketine doğrudan başvurması ve mutlak ve mutlak o başvuru neticesinde evet biz size böyle bir poliçe yapabiliriz cevabını alması lazım. Evet. Aksi takdirde işte ben ya her başvurana böyle bir poliçe düzenlenecek diye bir şey yok. Kefalet sigortası yapılacak diye bir şey yok. Bir de tabii burada bir halefiyet ilkesi var sigortacılıkta biliyorsunuz. Diyelim ki böyle bir kefalet sigortası dolayısıyla bir tazminat ödedi sigorta şirketi. Ödediği tazminat tutarı kadar bir halefiyet rücu ilkesinin dolayısıyla rücu etme hakkına sahip. O da önemli bir detay. Evet bu kefalet sigortası ile ilgili söyleyebileceklerimiz de bu kadar. Zaten süremizin de sonuna geldik. 1-2 dakikamız daha var. Şimdi tabii sigorta ihtiyaç duyulduğunda alınamayacak tek şey evet. deniyor değil mi? İhtiyaç duymadan satın almak lazım. Dolayısıyla izleyenlerimizin de hani ben arabamı çarptım, arabam kaza yaptı, hadi şunu bir kasko yaptırayım diyemediğimiz gibi burada da işte alacak sigortasında da kefalet sigortasında da mutlak ve mutlak öncesinden yani ihtiyaç duyacağınız tarihin öncesinden mutlaka bir başvuru yapıp sizin şirketinizin böyle bir sigortaya yani taraf olup olmayacağını sigorta şirketinden teyit ettirmeniz lazım. Aynen. Yani burada benim de söyleyeceğim şey şu, alacak havuzu çok, alacak sigortalar havuzu çok taze. Yani baktığınız zaman... Uygulaması da çok yeni. Yani çok yeni ama kefalet sigortası bahsettiğiniz 3 yabancı şirket ve şu anda birkaç yerli şirkette devam ediyor. Sadece süreçlerin uzun olduğuna dair bir şey var. Bunun sebebi başka, süreçlerin uzun olmasın. Bence aynı bizim sigortadaki gibi yangın başlamadan önce eğer sigortanızı yaptırırsanız rahatsınız. Yani kefalet sigortasını bir yıl önce yaptırırken aslında daha kısa süreçlerde yapıyordunuz. Özellikle Ağustos'taki yaşadığımız türbülanstan sonra doğal olarak oradaki sigorta şirketlerinin de şirketleri çok sorgulayıcı bir ortam oluştu. O yüzden rüzgar sakinken herkes sigortasını yaptırsın. Fırtına, hortum çıktığı zaman evet. bir şekilde rahat rahat köşesinde beklesin. Yani bence bu poliçelerin de yaşayabilmesi kısmen ona da bağlı. Bu yani kefalet sigortası tabii ki bir yere bir teminat mektubu vermek söz konusu olduğunda olacak ama ben hani başvurusunu yapsın, evet senin için biz kefalet sigortası yapabiliriz teyitini alsın sigorta şirketinden ki ondan sonra süreç daha hızlı gider diye düşünüyorum. Evet, ilave etmek istediğiniz başka bir şey var mı? Sağ olun Emin Bey, teşekkür ederim, çok mersi. Ben de teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bu akşam da süremizin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte karşınızda olmayı umut ediyoruz farklı bir konu ve konukla. Ve görüşünceye kadar hepinize saygılar sunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim.